İyi akşamlar sayın seyirciler. 20 Ekim gündemine yansıyan gelişmelerle ana haberde karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ana hedefim Kıbrıs Türk halkının mutluluğu, refah içerisinde egemen, bağımsız ve özgür olarak kendi vatanında, kendi devletinin çatısı altında yaşayacağı adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmaktır dedi. Cumhurbaşkanlığındaki 4. yılını değerlendiren Tatar, Kıbrıs konusunda asla diyalogdan ve masadan kaçmadığını, ancak Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının asla pazarlığa açık olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığındaki 4. yılını taka değerlendirdi. Tatar, ana hedefim Kıbrıs Türk halkının mutluluğu, refah içerisinde egemen, bağımsız ve özgür olarak kendi vatanında, kendi devletinin çatısı altında yaşayacağı adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmaktır, dedi. Görevde 4 yıl geride kalırken halka verdiği sözleri yerine getirmenin huzuru içinde olduğunu belirten Tatar, içeriden ve dışarıdan şahsıma karşı yapılan saldırılara aldırmadan hak ve doğru bildiğim yolda halkımla beraber yürümeye devam ediyorum. Alnım açık ve başım diktir, dedi. Yeni bir dönem, yeni bir vizyon yolunda Cumhurbaşkanlığında 4 yıl sloganıyla 4. yılını tamamlayan Tatar, Kıbrıs konusunda asla diyalogdan ve masadan kaçmadığını, ancak Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının asla pazarlığa açık olmadığını vurguladı. Ersin Tatar, iki devlet siyasetini ortaya koyduğunu ve bu siyaseti anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle dünyaya anlattıklarını ve anlatmaya devam ettiklerini söyledi. Cenevre'de yeni siyaseti masaya koyduklarını ifade eden Tatar, tarihi toplantıda masaya farklı fikirlerle geldiklerini ve yeni siyaseti sunduklarını anımsattı. Federal çözüm arayışlarının sonuçsuz kalmasıyla Birleşmiş Milletler'in de yeni fikirlere açık olduğunu, bu çerçevede iki tarafı nasıl bir araya getirebiliriz diye çalıştığını anlatan Tatar, dünyaya Türk Devletleri Teşkilatı'yla İslam İşbirliği Teşkilatı'na Türkiye desteğiyle 256 ülkede Kıbrıs sorunu ve yeni siyasetin anlatıldığını kaydetti. Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkını istediğini, var olan bir hakkın pazarlığa tabi olmadığının da altını çizdi. Egemenliğimiz özden gelen hakkımızdır diyen Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüşün geçmişte kaldığını, artık iyi komşuluk, iki devletin işbirliğini geliştirme zamanı geldiğini kaydetti. Tatar, müzakereler için henüz ortak zemin oluşmadığını, ancak nihai çözümden önce işbirliği yapılabileceğini de belirtti. Diyalog ve görüşmeden asla kaçmadığını, resmi müzakereler için zeminin oluşması gerektiğini, ancak işbirliği konusunda tereddütsüz yer aldığını işaret eden Tatar, "Hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne, dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın, tüm vatandaşlarımıza aidiyet duygusunu geliştirmektir," vurgusu da yaptı. Tatar, ikamet şartı aramadan oy kullanmak isteyen vatandaşlara oy hakkı verilmesini istediğini ve bunu hükümetle paylaştığını da belirtti. Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar, görevdeki 4. yılı için hazırlanan yeni bir dönem, yeni bir vizyon yolunda Cumhurbaşkanlığında 4 yıl adlı kitapçıkla da icraatlarını paylaştı. Şampiyon meleklere mezar olan Isyas Otel davası ve ailelerin verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. Isyas Otel davasının 4. duruşması 22 Ekim Salı günü Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Başbakan İnal Üstel'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişilik heyet bu çerçevede yarın Adıyaman'a gidiyor. Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinde şampiyon meleklere mezar olan Isyas Otel ile ilgili dava ve ailelerin verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. Adıyaman, Isyas Otel'de hayatını kaybeden şampiyon melekler ve tur rehberleriyle 10 yaralının ailelerinin katılımıyla Isyas Otel davasının 4. duruşması 22 Ekim Salı günü saat 10'da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmayı izlemek üzere başta şampiyon meleklerin aileleri, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet yarın Gaziantep üzerinden Adıyaman'a gidiyor. Bu arada Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Isyas Otel davasına kadar adalet için 3 dakikalık karanlık eylemini sürdürüyor. Isyas Otel'in 4. duruşmasına kadar birçok kurum, kuruluş ve halk her gece
20 ile 20.03 saatleri arasında ışıklarını kapatarak adalet için 3 dakikalık karanlık eylemine destek veriyor. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yerle bir olan Adıyaman'daki Grand Isias Otel'de burada konaklayan 35'i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafile dahil toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, adalet için Adıyaman'da olacağız vurgusu yaptı. Ataoğlu, depremde hayatını kaybeden her bireyin geride bıraktığı yasın ve acının her geçen gün daha da derinden hissedildiğini, bu tür ihmallerin tekrar yaşanmaması için sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkenin derin acılarından biri olan Şampiyon Melekler davasına destek olmak ve adalet arayışını güçlendirmek amacıyla Adıyaman'a gidiyor. Ataoğlu, depremde yitirilen canların hatırasına saygı göstermek ve ailelerin adalet arayışına destek olmak amacıyla hükümet yetkilileri olarak orada olacaklarını ve davanın takipçisi olarak davanın şeffaf ve adil bir şekilde sonuçlanması yönündeki beklentilerini hep birlikte dile getireceklerini söyledi. Bakanlık Basın Bürosu'nun açıklamasına göre Ataoğlu, depremde hayatını kaybeden her bireyin geride bıraktığı yasın ve acının her geçen gün daha derinden hissedildiğini, bu tür ihmallerin tekrar yaşanmaması için sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Ataoğlu, Şampiyon Melekler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin genç nesillerine örnek olan parlak yıldızlardı. Bu nedenle bu dava bir insanlık meselesidir ve adaletin doğru tecelli etmesi için sessiz kalmayacağız, dedi. Hükümetin ve halkın bu davanın takipçisi olduğunu ve her platformda da konuyu gündeme taşımakta kararlı olduklarının altını çizen Ataoğlu, Adıyaman'a yapılacak ziyaretin sadece Şampiyon Melekler ve ailelerini değil, adaletin sağlanmasını bekleyen tüm mağdurlara güçlü bir destek mesajı vereceğini de vurguladı. Ataoğlu, depremde kaybedilen canların acısının hala yüreklerde taze olduğunu ve özellikle spor camiasının gurur kaynağı olan Şampiyon Melekler'in kaybının toplumda derin bir üzüntüye yol açtığını belirtti. Ataoğlu, bu çocuklarımız sadece ailelerin değil, milletimizin ortak değeri, umutlarımızın ve geleceğimizin temsilcileriydi. Onların uğradığı haksızlıklar ve ihmaller karşısında adaletin tam anlamıyla sağlanması bizler için bir sorumluluk ve vicdani bir görevdir diyerek sürecin takipçisi olacaklarının altını çizdi. Deprem sırasında gerekli önlemlerin alınmaması ve ihmaller zinciri sonucu hayatını kaybeden Şampiyon Melekler için yürütülen soruşturmaların ve hukuki sürecin hızlandırılması gerektiğine dikkat çeken Ataoğlu, "Hiçbir ihmalkarlık cezasız kalmamalı. Bizler sadece kayıplarımızı anmakla kalmayacağız. Aynı zamanda onların hatırasına sahip çıkarak adaletin tecelli etmesi için de mücadelemizi sürdüreceğiz," diye konuştu. Ataoğlu açıklamasında depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diledi ve bu tür felaketlerin unutulmayacağını ve hatıralarının daima yaşatılacağını belirtti. Evet, az önce de belirttik, kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimiz için adalet arayışı sürüyor. Salı günü yapılacak duruşma öncesinde açıklamalar vardı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, olası kast kararı çıkmazsa adalet çöktü, kaybetti diyeceğiz ifadelerini kullandı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, İSİAS Otel duruşması öncesinde takı açıklamalarda bulundu. Karakaya, saniyeler içinde yıkılan ve çocuklarımıza mezar olan İSİAS'ta her şey ortada. Her Adıyaman'a giderken hissettiğimiz endişe, öfke ve üzüntümüz var maalesef. Emsal karar nihayet çıktı. Bu demektir ki bizim mahkeme heyeti biraz daha rahatlar. İSİAS içinde olası kast kararı gerektiği ortada. İSİAS davasında olası kast kararı çıkmazsa adalet çöktü, adalet kaybetti, adalet yenildi diyeceğiz ifadelerini kullandı. Karakaya, davada artık sona yaklaşıldığını, kararın 3-4 duruşma sonrasında çıkmasını beklediklerini kaydetti. Karakaya, biz Adıyaman'da
35 kaybın müştekisi olarak bulunuyoruz. Ama aslında bu sadece bizim davamız değil. Bu Kıbrıs'ın davası. Onun için destek bizim için çok önemli. Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da İSİAS Otel 4. duruşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Esendağlı, bilirkişi raporu duruşmaya yetişmeyecek. Mahkemenin prosedürel işlemlerin yapılıp bilirkişi raporunun hazırlanması için bir erteleme vermesini bekliyoruz, dedi. Bilirkişi raporunun davanın artık son aşamasına geçilmesi anlamını teşkil edeceğini düşündüklerini dile getiren Esendağlı, bilirkişi raporunda sadece karot değil, binanın yıkılmasına neden olan tüm hususların değerlendirileceğini belirterek raporun çok önemli olduğunu vurguladı. Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy da bir açıklama yaparak ortak davamız olarak ilk günden itibaren sahip çıktığımız İSİAS davası için tüm hassasiyetimiz devam ediyor, dedi. Güçlüsoy, beklenen bilirkişi raporunun gelmesi ve davaların birleştirilmesinin 5. duruşmada gerçekleşeceğini düşündüklerini dile getirdi. Bu arada Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun yarın ve salı günkü birleşimleri yapılamayacak. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın ve salı günkü toplantılarını İSİAS Otel duruşması için Adıyaman'a gidecek olunması nedeniyle yapmayacak. Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman yanında Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesine ilişkin oluşturulan geçici ve özel komite üyeleri de Adıyaman'a gidecek. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Asipoğlu Başkanlığındaki komitede Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili, Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Yasemin Öztürk ve Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar, Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars yer alıyor. Başkanlık Divanı seçimi gündemiyle 7 Ekim'den beri ertelemelerle yapılan toplantılardan sonuncusu 18 Ekim Cuma günü yapılmış ve UBP'nin meclis başkan adayı olarak gösterdiği Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler oylamanın ilk 4 turunda salt çoğunluğa ulaşamamış, 5. ve son turda ise 26 kabul, 23 ret oyu alarak meclis başkanlığına seçildiği belirtilmişti. Ancak muhalefet milletvekilleri 3 oy pusulasına itiraz etmiş, itirazlarını yazılı olarak da meclis başkanlığına iletmişti. Meclis heyetinin Adıyaman'dan dönmesinden sonra itirazın önce meclis danışma kurulunda daha sonra başkanlık divanında ele alınması bekleniyor. Yurt haberlerine geri döneceğiz. Orta Doğu'dayız. İsrail 380 gündür sürdürdüğü Gazze'deki katliamına hız kesmeden devam ediyor. İsrail'in Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampına düzenlediği saldırı sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise ölü sayısı 42.603'e yükseldi. İsrail'in Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampına hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırıda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı. İsrail'in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Filistin hükümetinden yapılan açıklamada İsrail'in Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampına hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi. Bu arada Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Gazze şeridinin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahia bölgesine düzenlediği saldırıda ölü sayısının 87'ye yükseldiğini açıkladı. İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise öldürülen Filistinli sayısı 42.603'e çıktı. Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir insansız hava aracı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun evini hedef aldı. İsrail hükümeti İsrailli basın organlarına yayın yasağı getirdi. Saldırının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu belirtti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Sizarya'daki evine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.
İsrail ordusu Lübnan topraklarından İsrail'e 3 insansız hava aracı ateşlendiğini ve bunlardan birinin Kayseri'deki bir binayı vurduğunu duyurdu. İHA saldırısı esnasında herhangi bir siren duyulmadığı aktarılırken İsrail hükümeti de İsrail'li basın organlarına haberle ilgili yayın yasağı getirdi. Netanyahu'nun hükümet ofisi, başbakanın Sizarya kentinde bulunan evine doğru bir insansız hava aracı fırlatıldığını doğruladı. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırı sonrası yaptığı açıklamada İran'ın vekili diye tanımladığı Lübnan'daki Hizbullah'a atfettiği İHA saldırısıyla kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu söyledi ve bunun ne kendisinin ne de İsrail'in düşmanlarına karşı savaşında caydırıcı olmayacağını anlattı. Yeniden yurttayız. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, asgari ücrete endeksi olarak hesaplanan bedelli askerlik rakamlarının asgari ücretin artmasıyla adeta uçtuğunu ve ödenemez hale geldiğini belirtti. Özersay, yasada değişiklik yapılması çağrısını ineledi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yaptığı yazılı açıklamada 6 ay önce parti olarak uyarmış olmalarına rağmen bedelli askerlik rakamlarının hesaplanması yönteminde değişikliğe gidilmediğine değindi. Özersay, asgari ücretin artmasıyla özellikle akademisyen olmak için doktorasını yapmakta olan gençlerle yurt dışında çalışan gençlerin bedelli askerlik rakamlarının adeta uçtuğuna ve ödenemez hale geldiğini kaydetti. Özersay, son asgari ücret artışıyla birlikte bugünün döviz rakamları dikkate alındığında 2021'de 4000 sterlin ödemesi gerekenler bugün itibariyle yaklaşık 9000 sterlin ödemek zorunda. O dönemde statüsüne göre 6000 sterlin ödemek zorunda olan gençlerse bugünkü kurla 13500 sterlin civarında bir rakamı ödemek zorunda bırakılıyor ifadelerine yer verdi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, inşaat sektöründe artan iş kazalarından duyduğu endişeyi dile getirdi. Birlik açıklamasında kapsamlı reform yapılması gerektiğini vurguladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Erkay Özgör, son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarındaki artışın iş sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi endişelere neden olduğunu belirtti. Özgör, inşaat sektöründe kazaların önlenmesi için kapsamlı bir reform çağrısı yaptı. Özgör yazılı açıklamasında, dünyada olduğu gibi Kıbrıs'ta da her yıl birçok işçinin inşaat sahalarında kazaya maruz kalırken bu kazaların önemli bir kısmının ölümcül sonuçlar doğurduğuna işaret etti. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği olarak iş güvenliği tedbirlerinin yetersizliği, çalışanların önlemler açısından yeterli bilgiye sahip olmaması ve denetim eksikliklerinin bu artışın temel sebepleri arasında olduğunu belirttiklerini kaydeden Özgör, iş kazaları istatistiklerinin endişe verdiğini vurguladı. Özgör açıklamasına şöyle devam etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre inşaat sektörü iş kazalarının en sık yaşandığı alanlar arasında başı çekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2015-2020 yılları arasında gerçekleşen iş kazalarının %26,7'si inşaat sektöründe gerçekleşmiş olup ölümlü iş kazalarının %46,9'u da inşaat sahalarında gerçekleşmiştir. Bu oran 2020-2024 yılları arasında daha fazla artmış olup diğer sektörlere kıyasla oldukça yüksektir. Yüksekten düşme, malzeme çarpması ve ekipman kaynaklı kazaların başlıca ölüm sebepleri olduğu bilinmektedir. Özgör açıklamasında inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin arttırılması için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış olsa da bu tedbirlerin sahada yeterince uygulanmadığının gözlemlenmekte olduğunu ifade etti. İSKBİR Başkanı Erkay Özgör, denetimlerin sıkılaştırılması ve caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini vurguladı. Sayın seyirciler, Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği tarafından ilki düzenlenen Adana Kebabı ve Şalgam Festivali bugün Beyarmudun'da yapıldı. Festivalde yapılan konuşmalarda bu tür etkinliklerin kültürel kaynaşmaya katkı sağladığı vurgulandı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan İnal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de katıldı.
birinci Adana Kebabı ve Şalgam Festivali yapıldı. Tamamdır. Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği'nin Beyarmudu Belediyesi katkılarıyla Beyarmudu Belediyesi, Güney Mesarya tesislerinde düzenlediği etkinliğe yoğun katılım oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Selim'in de katıldığı etkinlikte ilk olarak açılış konuşmalarına yer verildi, ardından çeşitli etkinlikler yer aldı. Açılışta konuşan Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aktaş, derneğin amacının Adana'nın kültürünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşatmak olduğunu belirtti. Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de derneğin kuruluşundan bu yana derneğe destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek bu sayede ülkede birlikte bir şeyleri başarmanın öneminin ortaya konulduğunu belirtti. Başbakan Ünal Üstel ise konuşmasında etkinlik vesilesiyle ülkenin değişik bölgelerinden halkla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek birlik ve beraberlik sayesinde ülkede yapılan güzel işlere dikkat çekti. Bu güzel kültür etkinliğimizde bahaneyle bir araya geliyoruz ve geçmişte görüşülmeyen konuları burada el birliğiyle, gönül birliğiyle konuşarak bir noktaya götürüyoruz. Değerli kardeşlerim, biz hükümet olarak yolumuza devam ediyoruz ve sizlerin daha rahat, daha ferah yaşaması için hükümetin elinden ne gelirse koalisyon ortaklarımızla birlikte katkı koymaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da etkinlikte yaptığı konuşmada Adana'yı ve Adanalıları selamladı. Ne mutlu bize ki Mutlu Barış Harekatı'ndan 50. yılda işte bu kadar büyük gelişmelerle kaynaştık. Ve burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne harç koyarken bu başarıyı birlikte başarıyoruz. O bakımdan bizlerin ekonomik gelişmesinde, kültürel yapısında Adanalılarla ve Türkiye'nin çeşitli farklı bölgelerinden buraya gelen yerleşen insanlarımızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kültürel kaynaşmayla kültürel zenginliğimizin bizler için ne kadar milli ve değerli olduğunu bir kez daha paylaşıyorum. Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmek, onun için de devletimize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sahip çıkmak hepimizin gönlünde yatan bizlerin vatan hedefidir. Vatan sevgisidir. Vatan sevgisinin elinde benim hep siyasi yaşamda sizlerle hep birlikte olduk, birlikte yürüyoruz. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti sevgisiyle bizleri kimsenin aramızdaki bağları ayırmaya, kimsenin gücünün yetmediğini geçen gün New York'ta en üst düzey toplantıda sizler adına haykıran bir cumhurbaşkanı olarak sizleri muhabbetle, sevgiyle ve kalbimin en derinden gelen hürmetle selamlıyorum. Etkinlikte konuşmaların ardından halka Adana kebabı ve şalgam ikram edildi. Çeşitli etkinlikler sunuldu. Ayrıca Ozan Gül, Ahmet Yiğit ve Bahadır Yiğit türküler seslendirdi. Ülkenin bal ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Topçuköy'de bugün bal festivali düzenlendi. Bal üretiminin önemine vurgu yapmak ve bölgedeki arıcılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla üçüncüsü düzenlenen festivalde birçok bal ürünü kurulan standlarda satışa sunuldu. Topçuköy 3. Bal Festivali düzenlendi. Topçuköylü arıcılar ve İskele Belediyesi'nin katkılarıyla Kıbrıs Türk Arıcılar Birliği'nin de destek verdiği festival köy meydanında yapıldı. Festival buhurdanlık yakılmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Topçuköylü arıcılar adına konuşma yapan Derviş Osum, arı ve ürünlerinin tanıtılması ve tüketilmesinin önemine işaret ederek ülke bal ihtiyacının %25'inin Topçuköy'de üretildiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok da üretimin önemine değinerek arıcılığın çok meşakkatli bir uğraş olduğunu kaydetti. Arıcılığa yeni başlamak isteyenlere gereken desteği verdiklerini aktaran Kozok, böylesi bir festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da 133 yıllık arıcılık geçmişiyle Topçuköy'de ülke bal ihtiyacının %25'inin karşılandığını ifade ederek belediye olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini vurguladı. Sadıkoğlu, belediye olarak bölgede yürüttükleri çalışmalar ve arıcılara verdikleri destekler hakkında bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da gençlerin üretime destek vermesi ve ürettiklerini tanıtmasının değerli olduğunu kaydetti. İskele Belediyesi'nin Sayın Başkanı'nın şu anda başlattığı eğitim ve geliştirme faaliyetleri gerçekten alkışlanmaya değerdir ve takdir edilmesi gereken bir durumdur. Yaklaşık 15 yılı aşan bir süredir arıcılığa verilen destekle birlikte çok şükür az önce Arıcılar Birliği Başkanı'nın da ifade ettiği gibi uluslararası standartlara ulaşmış bulunmaktayız. Bakan Çavuşoğlu, hükümet olarak arıcılığa destek vermeyi sürdüreceklerinin altını çizerek festivalin gerçekleştirilmesine katkı koyanlara teşekkür etti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da arıcılık sektöründe yaşanan sorunları çözmek için büyük çaba sarf ettiklerini anlatarak hükümetin ülkedeki üretimi desteklediğini aktardı. Ve geldiğimiz noktada bu 1,5 yıllık süre içerisinde artık ülkemizde neredeyse kendi kendimize yeten bir noktaya geldik ve ihracatta da artık hedeflerimizi büyütüyoruz. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de üretimin ve balın çok önemli olduğunu vurgulayarak arının sadece bal üretiminde değil birçok bitki ve meyvenin verimliliğinde önemli olduğunu söyledi. Ürettiği ürün bal, insan sağlığına çok büyük faydaları olan, vücut direncini güçlendiren besleyici bir ürün. Tüketelim, tüketilmesini teşviklendirelim. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da gençlerin kendi bölgelerinde kalıp üretime dahil olmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Biz gençlerimize bölgede kalabilmeleriyle ilgili imkanlar yaratalım diyor. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız ve üretimin daha da ileriye gitmesiyle ilgili, üretici sayısının artmasıyla ilgili bizler eğer bir taraftan el verirsek tabii ki bizim el verdiğimiz noktada da daha ileriye gitmelerine de olanak sağlamış oluruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da arıcılığı bir gelenek ve bir kültür olarak devam ettiğini belirterek üreticiye devletin her türlü desteği verdiğini dile getirdi. Bu iletişim dünyasında bizlerin verimliliğin artırılarak arıcılığın ve haliyle bal üretiminin ve arıcılıkla birlikte az önce de ifade edildiği gibi gerçekten oksijen ve buna benzer bir takım gelişmelerle bitki örtümüzün bu küresel ısınmanın olduğu dünyamızda daha da zenginleştirilebileceği. Çünkü arıcılık öyle bir faaliyettir ki arılar tozlaşmayla ve tozları oradan buraya aktarmakla gerek meyve üretimine gerek bitki örtüsünün zenginleşmesine ve korunmasına büyük katkı yapmaktadırlar. Cumhurbaşkanı Tatar, arıcılık sektörüne katkı koyanlara teşekkür ederek bağımsızlık ve ekonomik özgürlüğün üretimden geçtiğini anımsattı. Özel gereksinimli bireyler için anlamlı bir eğitim programı hayata geçirildi. 18 yaş üstü özel gereksinimli bireylere yönelik meslek kazandırma eğitimleri projesi kapsamında özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımları ve meslek sahibi olmaları hedefleniyor. Lefkoşa Türk Belediyesi ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen 18 yaş üstü özel gereksinimli bireylere yönelik meslek kazandırma eğitimlerinin ilk aşama çalışmaları tamamlandı. Lefkoşa Türk Belediyesi, Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi'ndeki eğitimlere özel gereksinimli 5 genç katıldı. Mutfak çalışanı yetiştirmeye yönelik düzenlenen program kapsamında uzman eğitmenler tarafından mutfak uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği gibi konuları içeren 6 haftalık eğitimler verildi. Tüm program süresince katılımcılara uzman özel eğitim desteği de sağlandı. Ayrıca eğitimler kapsamında 2 otel mutfağına ziyaret yapılarak uygulamalar yerinde incelendi. İş yerlerinde yapılacak stajla devam edecek eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından eğitime katılan gençlerin iş hayatına katılımları hedefleniyor.
Yürütülen bu ortak çalışmayla eğitim alan özel gereksinimli gençlerin sosyal yaşama katılımları ve meslek sahibi olmaları sağlanacak. Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ülke genelinde denetimlerini sürdürüyor. 2000'in üzerinde sürücünün kontrol edildiği denetimler sonucunda rapor edilen trafik suçlarında ilk sırayı yine sürat aldı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 2422 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli trafik suçlarından toplam 392 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 28 araçsa trafikten men edildi, bir sürücü tutuklandı. Rapor edilen trafik suçlarında ilk sırada yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak yer alırken bunu sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve alkollü içki tesiri altında araç kullanmak takip etti. Velospeed Spor Derneği tarafından ülke genelindeki bazı yollar üzerinde bisiklet turu gerçekleştiriliyor. Bisiklet turu kapsamında bugün Gazimosa Dipkarpaz yolu kullanılırken yarın Dipkarpaz Alsancak ve 22 Ekim Salı günü ise Alsancak Güzelyurt Yeşilırmak yol güzergahları kullanılacak. Ülke genelindeki bazı yollarda bisiklet turu gerçekleştirilecek. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre bisiklet turu kapsamında bugün Gazimosa Dipkarpaz güzergahı kullanılırken yarın Dipkarpaz Alsancak ve 22 Ekim Salı günü ise Alsancak Güzelyurt Yeşilırmak yol güzergahları kullanılacak. Etkinlik boyunca bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahlardaki tüm kavşak ve çemberlerde geçici tedbirler alınacak. Bu süreçte bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin, sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemli rica edildi. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu imzasıyla yayınlanan basın bildirisi üzerine açıklama yaptı. Özkurt, kurumun ülke sporuna verdiği desteğin ortada olduğunu, 1963 yılından beridir Kıbrıs Türk halkının sesi kulağı olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun aynı şekilde ülkenin sporunun gözü, kulağı ve sesi olmaya devam edeceğini söyledi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt açıklamasında geçmişte güzel işbirliklerimizde bulunan Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamayla Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nu başbakanlığa yalan, yanlış donelerle şikayet etmesi ülkenin en büyük kurumuna verilmek istenen zarar olarak görebiliriz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na maçların gösterimi verilmediği gibi özet görüntüler de verilmemektedir. Verilmeyen görüntüler nasıl ekranda yayınlanacak? Olmayan görüntüler üzerine nasıl program yapılacak? Haber niteliği taşıyan aksaliklerinin haftalık maç programı ve oynanan maçların sonuçları devletin ve kamu hizmeti yapan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda yer almaktadır. Almaya da devam edecektir ifadelerini kullandı. Aksa Süper Lig ve 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda 5. hafta bir maç dışında tamamlandı. Pazar günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Aksa Süper Lig, Esentepe 3, Mausa Türk Gücü 2, Gönyeli 1, Çaynabazar Gençlik Gücü 3, Miracle Değirmenlik 1, Cihangir 3, Aksa 1. Lig, Yalova 1, Norderland Dipkarpaz 1, Lapta 0, Türk Ocağı Limasol 2, Vadili 0, Mustafa Acar Yılmazköy 3, Atol Kozanköy 1, Mor Menekşe 3, Maraş Gençlik 2, Hamitköy 2. Aksa Süper Lig'de hafta yarın oynanacak Yeni Cami Çetinkaya maçıyla tamamlanacak.
Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal antrenör ve hakem semineri tamamlandı. İki gün TED Koleji Rauf Denktaş konferans salonuyla spor salonunda gerçekleşen seminerlere yoğun katılım oldu. Bu yıl görev almak isteyen antrenörlerimizin katılımının zorunlu olduğu ulusal antrenör gelişim semineri bu sabah ve öğleden sonra da devam etti. Timuçin Meriç, TED spor salonunda 50 antrenöre Soyaspor oyuncularının da yer aldığı uygulamalı konular gösterdi. Öte yandan hakemler de hem sözlü hem de uygulamalı eğitimden geçti. Türk basketbolunun önemli hakemlerinden eski FIBA hakemi Fatih Söylemezoğlu hakemlere deneyimlerini ve uygulayacakları konuları hem konuşma hem de salonda uygulamalı yaptı. Basketbol Federasyonu'nun iki gündür süren ulusal antrenör ve hakem semineri akşamüstü tamamlandı. Mustafa Çelik tekerlekli sandalye basketbol anı turnuvasını Fenerbahçe İstanbul Jet kazandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan turnuva finalinde Fenerbahçe İstanbul Jet Tosyalı İskenderun'u 63-51 yenerek şampiyon oldu. Üçüncülük karşılaşmasında ise vakıfları 69-59 mağlup eden Türk Silahlı Kuvvetleri üçüncü oldu. Turnuvada ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi. Handbolda U16 ligi aralıksız devam ediyor. Kadınlarda iki, erkeklerde ise tek karşılaşma oynandı. Erkeklerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi rakibi Levent'i 37-26 mağlup etti. Kadınlarda ise Miracle Esentepe Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni 28-11, Digem ise Şahlan'ı 20-19 mağlup ederek yollarına devam etti. Voleybol U12 kız ve U13 erkekler liginde ikinci hafta tamamlandı. Mausa ve Lefkoşa'da toplam 5 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: U12 kızlar Maraş Voleybol 3, Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi 1, Cihangir 2, Karpaz Gate Marina 3, Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor 3, Maraş Gençlik 0, Yakın Doğu Üniversitesi 3, Vakıflar 0. U13 erkekler Maraş Gençlik 0, Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor 3. Mert Doğan, Soyalan Gençler Greco-Romen güreş müsabakalarında büyük konuk İsmet Atlı Spor Kulübü birincilik kupasını kazandı. Lefkoşa'da Rifat Şener Güreş Salonu'nda yapılan müsabakalarda 4 kulüpten 28 güreşçi mücadele etti. Büyük konuk İsmet Atlı Spor Kulübü 145 puanla ilk sırayı alırken Umuda Yolculuk 140 puanla ikinci ve Lefkoşa Güreş İhtisas'ta 135 puanla üçüncü sırada yer aldı. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş derbisi öncesi moral depolayan sarı kırmızılı ekip Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman galibiyet serisi rekorunu da kırdı. Sarı kırmızılılar 9. haftayı 25 puanla lider geçtiler. Beşiktaş Konyaspor karşısında 2-0 kazanarak yoluna devam etti. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Samsunspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Avrupa liglerinde milli maç arasından sonra devam ediliyor. İngiltere'de Arsenal deplasmanda Bournemouth karşısında 2-0 mağlup oldu ve sezonun ilk yenilgisini aldı. Almanya'da Bayern Münih, Harry Kane'in 3 gol attığı maçta Stuttgart karşısında 4-0 kazanarak 17 puanla liderliğini sürdürdü. İspanya'da ise Real Madrid, Celta deplasmanında 2-1 kazandı ve 21 puanla ikinci sırada haftayı tamamladı. Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Toprak Razgatlıoğlu sezonun sondan bir önceki 20 turluk yarışına birinci sıradan başlayarak yarışın ilk turlarından itibaren ikinci sırayı aldı. Toprak Razgatlıoğlu Cerez'de ilk yarışta damalı bayrağa kadar konumunu korudu ve genel klasmanda puanını 493'e çıkararak sezon şampiyonluğunu garantiledi. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar.
alçak basın sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvetle esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 13, Girne'de 18, Alevkayası'nda 12, Güzelyurt'ta 13, Gazi Mausa'da 16, Lefke ve Yenerenköy'de 17, İskele'de ise 16 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 26, Girne'de 25, Alevkayası'nda 21, Güzelyurt'ta 27, Gazi Mausa ve Lefke'de 25, Yenerenköy'de 24, İskele'de de 26 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olması beklenmektedir. Orman yangın olasılığı yüksek ve ultraviyole radyasyonu yüksek olması beklenmektedir. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.